Ya bir gün bende biter de sende başlarsa bir güne merhaba diyelim. Bugün pazar arkadaşlar, Polonya'dayım. Los şehrinin Tuşin beldesinde. Öyle söyleyeyim artık. Herkese merhabalar, nasılsınız öncelikle? Burada gölet varmış. Ben oraya gezmeye gideceğim. Bugün pazar olduğu için biliyorsunuz cumartesi ve pazar günleri Avrupa'da sürüş demeyelim de iş yok. Yani yükleme ya da yük boşaltma gibi olaylar yok. Çalışmıyorlar çünkü. Tabii Avrupa'da Türkseniz, Türk firmasında çalışıyorsanız Türkiye'de bayram olduğu zaman bayram Türkiye'de bize ne? Avrupa'da bayram tatil olduğu zaman da sen Türksün sana ne? Sen Polonyalı mısın? Neyse boş verin bunları. Bu meselelere girmiyorum. Burada gölet varmış. Oraya gezmeye gideceğim. Yürüyerek gideceğim. Normalde Dorsey çekiciyi söker giderdim ama 1,5 kilometre kadar bir mesafe hem yürüyüş yapmak istedim hem de bir bakıp geleyim. Sizlere de kısa kısa videolar çekeceğim, paylaşacağım, yayınlayacağım, ekleyeceğim yani bunun sonuna. Haydi bakalım gidelim, düşmeyelim de. Ay. Aa, bir şey unuttuk arkadaşlar. Yanımıza şey almamız lazım. Dur onu alayım. Çantamı almayacağım. Yanıma para almayacağım çünkü çenç yapacak yer bulamayabilirim. Gerçi Polonya'da çok var çenç yapacak yerde ama şey alacağım. Pasaportumu almam gerekiyor. Polis çevirdiği zaman pasaportumu göstermem gerekiyor. Aynı kimlik gibi düşünün. Bir de kartımı alayım. Belki bir şeyler falan içmek için alırım. Güneşten nasıl çıkarım bilmiyorum. Pasaportumu aldım. Kartımı aldım. Şimdi gidelim bakalım, yürüyelim 1,5 kilometre. Şöyle de bir orman kenarından geçiyorum da geyik görme umuduyla geçiyorum. Yurt dışında bayağı bir geyik var çünkü bizim karşımıza çıkıyor. Bir bakacağım, belki denk gelir ha. Aa, sincap. Ben geyik dedim ama sincap çıktı karşımıza. Merhaba. Çok kalabalık bir orman. Böyle de bir anıt var arkadaşlar. Bunlar Katoliklerin inançlarına göre galiba burada ölen kişiler, yani böyle ölen kişilerin adına böyle değişik materyaller konuluyor diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum acaba? Şu suluk da çok güzelmiş. Ölen kişinin yüzünü mü yaptırdılar ki acaba ona? Ama hani burada mesela fotoğrafta yaklaştırdığımda evet ağzı burnu vesaire gözüküyor ama normal baktığımda da gözükmüyor arkadaşlar. Çok değişik yani, burnunun olduğu yer böyle oymalı gibi aslında. Neyse ben yürümeye devam edeyim. Biraz korkutucu olacak akşam saatlerine kalırsam ama yapacak bir şey yok. Vallahi navigasyon beni böyle patika bir yola soktu. Yürüyerek bile navigasyon kullanamayan ben. İnşallah başıma bir şey gelmez. Gelirse de hakkınızı helal edin. Gezme uğruna gitti desinler artık arkamdan. Neyse, uçaklar uçuyor ya, önsem görüyorlardır beni. Akşam saatlerinde burada hayattan dönemem. Yok işte burada hayatta dönemem. Ne bileyim, anakondalar mı saldırır, maymunlar mı istila eder? Hem korkuyor hem yürüyor. Ama neyse. Terliklerim var benim be. Anne terliği. Bak bağırıyorsam bir sebebi var, tamam mı? Alayınız gelin lan. Hem Türk'üm hem kadın. Neyse fazla mı atar yaptım, ne yaptım? Görüyorsunuz zor yollar, dağlar bayırlar aşarak bu işi yapıyoruz. Ya ne saçmalıyorsun ya. İnsan gibi otursan arabanda.
Görmek isteyen gelsin görsün. Sana ne? Neyse yol biraz genişledi. Ormanda yürüyorum. Çek. Ay arkamdaki ne? Ayı mı? Ayı da vardır değil mi? Neyse ya zaten 7-24 ayılar görüyoruz. Buradan da laf sokmuş oldum sanki. La 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 la. Akıllı çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz, tamam mı? Ben gibi yaramazlık yaparsanız göremezsiniz. Köyde büyüdük. Köy çocuğuyuz da yani abartmanın da bir anlamı yoktu hani. Ne diyecektim ya? Kırmızı başlıklı kız ormanda giderken bir kurda rastladı. Ama ben kırmızı başlıklı kız olmadığım için kurt da yoktur herhalde. İnşallah. Arkadaşlar istenilen hedefe ulaşılmadı. Yolu kapatmışlar. Geri mi döneceğiz? Biz şimdi ne yapacağız? Millet ahoy ahoy diyor. Israrla gitmek istiyorsun Sultan. Hop. Altından geçiyoruz. Üstünden atlıyoruz. Bak dağları dereleri açtım sizin için. Sonra şu zehirli madde midir? Şu zehirli üzümden yemiyoruz. Yiyoruz dediğime bakmayın. Yemiyoruz. İlerlemeye devam. Arkadaşlar ayı saldırdığında ölü taklitimi yapıyorduk. Ağaca mı çıkıyorduk? Yani tutunacak yeri olmadığı için nasıl çıkacağım? Ölü taklidi yapsam inanır mı ki? Neyse ayı yoktur ki ya burada. Ne arasın ayı? Karadeniz mi burası? Şimdi yol burada ikiye ayrıldı. Bir böyle gidiyor. Bir de böyle gidiyor. Bence ben böyle yukarıya doğru tırmanayım. Navigasyon. Allah senin belanı versin. Nefes nefese kaldım ama görülmesi değer manzaralar varmış burada. Çam kokusu. Nefesimi açtı. Aa ev var orada bak. Kulübe. Geldim herhalde. Yoruldum bir de şuraya aşağı ineyim bir. Bir koş ineyim. O kadar yürüdüm geldim burada kapı varmış. Kapı kapalı. Geri mi gideceğim yani şimdi? Şimdi biz ne yapacağız? Geri mi gideceğiz? Aa, Türk usulü şu telin altını böyle kaldırmışlar. Telin altından geçsem mi ki acaba? Kampçılar falan var burada arkadaşlar. Şurada. Millet güneşleniyor falan. Burada da bir kapı varmış ama kapatmışlar. Beni bu ormanlık yola devam ettirmeye çalışıyorlar. Böyle girdim. Bir otoparkı var. Araçla girersen ücretliymiş. Yaya girersen ücretsiz. Öyle yani. Şöyle de bir ortamı var. Galiba buralar kiralanıyor. Nilüfer çiçekleri. Güzel mi? Bu tarafı da böyle millet güneşleniyor. İşte akarsu galiba. Bilmem ki akarsu mu? Bu nasıl giriyorlar, nasıl yüzüyorlar anlamadım ki. Kafayı bir gölet de olabilir aslında bilmiyorum. Yani buraya bu tesisi kuran yapay da kurmuş olabilir. Bikini getirmedim ya da işte plaj için gerekli olan malzemeleri getirmedim diye hiç üzülmedim. Çünkü ben bu suya girmem. Çok kötü, pis. Teleferiği galiba ama çalışmıyor sanırsam. Ya da su üstünden giden botu gibi bir şey mi? Öyle bir şey galiba. Amcanla teyzenle güneşleniyor. Şöyle nilüfer çiçekleri. Nilüfer değil mi bunlar? Nilüfer.
galiba. Hatırlamadım tam da. Yazarsınız yorumlara. Ördek de yüzüyor. Şöyle şuraya da duba koymuşlar. Bu tarafa geçmek yasak diye. Demek ki boğulma tehlikesi oluyor. Salıncağa binen çocuklar falan. Güzel, yapay galiba burası. Burada da bir biç var. Biç var. İçecekler falan satılıyor galiba. Kendime bir tane içecek alabilirim. Salıncağa otursam biraz nasıl olur? Güzel olur. Bir salıncağımız eksikti. Düşmem inşallah. Şu sarmaşıklar çiçek açsa çok güzel olur aslında. Yani açıyordur illaki. Burada da pizza yapıyorlar biçte. Foto? Pro, okey. Yeah, but it's not the perfect moment. Can you? Because I have to. Ne çok güzel kokuyor. Yesem mi yemesem mi? Aç da değilim aslında. Kız elini indirsene. Yani böyle bir de beach var. Zaten orada da fiyatları falan da yazıyor yani. İşte bunlar zloty fiyatları arkadaşlar. Bu menünün zloty fiyatları. Burada da tuvalet vesaire falan var. Ben biraz önce şeydeydim, şuradaydım, şu karşıdaydım. Oradan şöyle gittim yürüdüm, buranın etrafında dolaştım, öyle buraya geldim. Gelebildim yani. Karşıda da aileler var galiba, arkadaş çevresiyle gelmişler. Bugün aileler gelmişler işte, böyle boş vakit değerlendiriyorlar. Ben de yürüyerek geldim o kadar yolu, bir de geri döneceğim. Dönerim diye düşünüyorum. Dönerim herhalde arkadaşlar, değil mi? Ayılar saldırmadı. Ayı yokmuş arkadaşlar. Anakonda yokmuş ormanda. Maymun da yokmuş. Goriller vesaire falan. Ondan sonra geyik görürüm umut etmiştim ama geyik de göremedim. Bir ördek gördük hayvanat olarak, hayvan olarak. Hava kararmadığı için ben gene ormanlık yoldan dönebilirim. Yani biraz oturacağım, biraz soluklanacağım, bir şeyler içeceğim. Ondan sonra döneceğim. Böyle bisikletiyle gelenler de var. Burada da bir beach var ama buradaki beach dolu değil. Fiyatlar aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar gene bir yürek yedim. Ama burada bisikletle gidenler, yayan yürüyenler falan var. Geri dönüşümü gene ormanlık yoldan yapacağım. Yapacağım. İnşallah sapasağlam tırın yanına giderim. Yeter bu kadar gezdiğim, yoruldum. Neyse, akşam saati arkadaşlar. Şöyle bisikletliler var, skuturlular falan var ormanda.
korkmamı gerektirecek bir durum yok yani. Onlar geçsin de ben öyle geçeyim bari. Hop. Yine bu ağaçlı yere geldim. Dur altından geçeceğiz bir daha. Ay. İlk önce bunun üstünden. Bunun da altından. Allah. Ay. Aa, ne buldum burada? Ana. Böğürtlen buldum arkadaşlar. Böğürtlen yiye gideyim bari. Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar. Baksana. İnşallah zehirlenmem. Ayı saldırmadı ama galiba ben kendimi zehirleyerek öldüreceğim. Dur bakayım. Bu fazla siyah. Bir de şöyle kırmızı olanları var. Ermemiş. Bunları da seviyorum ben, pembe pembe. Ekşi ekşi. Orada çok var bak. Ama toplayamayacağım, yeter bu kadar. Ay, yoruldum ya. Burada da var. Dudağıma ruj yapayım bundan. Aman diyeyim, bir de ormanda ayılara aşık olur. Ama nasıl terledim. Çok yürüdüm arkadaşlar. Ay. Ama böyle gezme durumları için kendime bir bisiklet almam şart oldu galiba arkadaşlar. Neyse, bisiklet parasını biriktirince alırım. Ay, beni ısırdı. Papatyalardan taç yaptım kendime. La 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 la. Yemin ederim buradan başıma bir şey gelmeden bir gitsem arabaya çok iyi olacak. Nasıl oldu? Evet, akşam oldu. Ben de bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Yatma zamanı geldi. Sabahta iş var. Pazartesi sabahına uyanacağız tabii. Kalkalım. Bakalım. Bayağı bir yoruldum ama. İyi, çok şükür çok karanlığa kalmadan gelebildim en azından. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir gezi oldu benim için. Yani yürüyüş olmuş oldu. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.